Hoş geldiniz. Eğitim serimizin 3. bölümünde Kıdemli Yazılım mühendisi Furkan Sönmez ile beraberiz. Ee, Furkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben alayım mı sazı elime direkt? Başlayalım. Tabii ki olur. Olur başlayabiliriz. Yani çoğunluğumuz toplandı zaten. <laughs> tamam süper. Ee, anlatırken bu arada daha çok şu ekrana bakacağım ama odam <laughs> tamamen kamerada. Bu arada şey, e, nasıl rahat dinliyorsanız öyle takılabilirsiniz. Kamera açık Açmamak tamamen size bağlı. İsterseniz kamera açık, isterseniz kamera kapalı dinleyebilirsiniz. Sadece sonda soru-cevap yaparken e, kameraları açarsanız daha tatlı olabilir. Ama onda da bir şeyimiz yok yani. Önemli olan buradaki şeyi verimli geçirmek süreyi diyelim. Yavaştan ekranı paylaşalım. Ve Tamamdır. Başlayalım. Yetkiyi verdik size. Tamam. Bakalım hemen paylaşabilecek miyim? Geldi. Hayır. Şu an ekranımı görüyor değil mi herkes? Evet. Tamam arkadaşlar. Ee, sorularınızı sesi açarak da şey yapabilirsiniz. Ben chat'i de görüyorum. Zaten e, Kadir'le Ahmet de büyük ihtimal chat'le yönlendirmeyi yapar bana. Ee, evet bizi takip ediyoruz. Aklınıza, aynen takılan bir şeyle direkt chat'ten de şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz gibi rahatça bir 35-40 dakika güzel bilgiler almaya çalışalım hep beraberce diyelim. Şu ekranımda da büyüttükten sonra başlayalım. Şimdi bugünkü konumuz okul ve sektör sohbetleri Java demişim. Ee, ne göreceğiz bu 35-40 dakikada? Şundan başlayayım. Haftaya sanırım vizeleriniz, finalleriniz de var, o yüzden bir okula bakış e, adında bir başlığımız da var. Okul da bizim için önemli ya da önemsiz olabilir. Şimdi onun da kritiklerini yapalım. Herhalde buradaki zaten çoğu kişi bir birinci sınıflar e, artı yazabilir mi çete? Kaç kişi birinci sınıf? Kaç kişi ikinci sınıf? Bir Emir var birinci sınıf. Eda var. Yarem var. O baya birinci sınıf var. İki var. Aynen. E, i̇kiler, üçler de üç, dört diye de yazabilir arkadaşlar. Kadir'den güzel bir atalım geldi oradan. Hadi. Tamam süper. İyi bir dağılım var. Biriler ağırlıklı. Tamam çok iyi o zaman. İki var. Üç, dört var mı arkadaşlar? Genel bir iki gördüm şu an. Tamam süper. İyi, üç var bir tane Ali. Selamlar Ali. Tamam. Ee, özellikle o zaman daha da iyi olacak bu okula bakış kısmını değerlendirmemiz hem sektör açısından hem okul açısından. Sonra biraz mühendislik üzerine konuşacağız arkadaşlar. Yazılım ve Java'ya ilk bakış diyeceğiz. Size bir kod örnekleriyle birlikte Java'nın çalışma yapısından bahsedeceğim. Ve şurada şundan emin olabilirsiniz bugün sektörde 5. 6. 7. yılı olan insanlar bile Java'nın çalışma yapısını çok iyi şekilde oturtamadığı için bir ileri sekmeye geçemiyorlar arkadaşlar. O yüzden bu öğreneceğimiz bilgiler bugün kritik bu Java'nın çalışma yapısı. Sonra da sorularınız varsa onları cevaplamak isterim. Beraber öyle ilerleriz diyelim. Ee, başlamadan önce kendimi de bir tanıtayım. İsmim Furkan, soy ismim Sönmez. Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nin onur öğrencisi, tez birincisi olarak bitirdim. Yaklaşık 6 yılı aşkın süredir sektörde çalışıyorum arkadaşlar. Bunun 5 yılı ING bünyesinde geçti. Orada chatbot ekibinin son 2 yılda takım lideriydim. ING'de de büyük bir Java dönüşümü vardı. Onda da yine aktif rol aldım. İşte kurum içi Java eğitimleri kod review süreçlerinin yönetimi, mülakat süreçlerinin yönetimi, makine öğrenmesi desteği vesaire gibi görevlerim vardı orada da. Şu anda yemek sepeti Delivery Hero bünyesinde çalışmaktayım. Burada da yine mülakatların yapılması, işte arka fintech uygulamalarının geliştirmeleri vesaire gibi görevlerim bulunuyor. Herhangi bir sorunuz olduğunda LinkedIn, Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. YouTube'da bir tane kanalım var. Orada da yine eğitim, belli programları çektiğim bir şeyim var. Buna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Udemy'de 3 tane eğitimim var. Refactoring, Clean Code ve e, Efektif Java. Bugün buraya katılan herkese Efektif Java'yı hediye etmeyi şey yapıyoruz zaten. Bu formu dolduran sanırım herkese Efektif Java'yı vereceğiz. Daha kupon oluşturmadım ama oluşturunca Kadir sana iletirim. Sen halledersin. Tamamdır. Herhalde. Olur. Tamam. Tamamdır. Hoş geldin. Tamam. Tamam. Bugünkü kodlarımız ve sunuma da ulaşmak için GitHub hesabım üzerinden sunumlara şeylere de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. GitHub'ı bilmiyorsanız da öğrenmek için güzel bir şey olabilir. Bu arada hemen şöyle yapayım. Ee, bu sunumda not alamadığım yerler oluyor. İşte not alırken bir şeyleri kaçırıyorum diyorsanız arkadaşlar çok not almanıza gerek yok. Sizin için burada anahtar kelimeler ve mezun olduğumuzda bunları bilelim kısımları oluşturuyorum genelde bazı sunumlarda. Bunlara da buradan erişebilirsiniz. Yani bir yere not alamadım, kaçırdım gibi bir şeyiniz e, olmasına gerek yok diyebilirim. Dedikten sonra tekrardan başlatalım. Nerede kalmış idik? Evet. Şimdi okula bakış diyelim arkadaşlar ve ilerleyelim. Hemen chatimi de açayım. Burada çünkü sizlere bir sorun var. Gittiğim hemen hemen her seminerde bunu da soruyorum. Sizce okul ortalaması önemli mi? Önemsiz mi? Ufak sebepleriniz varsa arkadaşlar onları da yazarsanız sevinirim. Chat'i aktif okuyorum. Evet. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Aktif katılımınızla birlikte yorum şeylerinizde merak ediyorum. Görüşlerinizi. Özellikle birinci, ikinci, üçüncü sınıf ağırlıklı bir seminer. Ortalama GPA dediğimiz şey bizim şey hayatımızda önemli bir yere sahip mi? Aslında merak ettiğim soru bu sizler için. Bölüme göre önemli bence demiş. Tek başına önemli olduğunu düşünmüyorum demiş Yaren Sude'ye. Evet arkadaşlar başka? Şu an bir yarım artı var, bir eksi var. Sektöre göre de değişir aslında. Tamam. Sektör... Sektöre göre ziyade proje de çok önemli tamam proje var. Sektör cevapları geldi. Tam başka cevap göremiyorum. Chat'te devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Okula bakışta ortalama kısmını hem soyut hem somut olarak bir ikiye ayıralım. Şimdi siz 4 yıl boyunca minimum 4 yıl boyunca işte okulu uzatabilirsiniz. Belli şeyler olabilir. Belki okul süreniz de uzayabilir ama minimum 4-5 yıl boyunca bu okul dönemini vermek zorundayız ve minimum 2'nin üstünde de bir ortalamamız olmak zorunda. Şimdi ortalama mesela akademik kariyer için çok önemli. Siz yarın bir gün özel sektörde çalışıyorsunuz. 26, 27, 28 yaşına geldiniz. Dediniz ki ben artık özel sektörde çalışmak istemiyorum. Akademik bir kariyer ilerletmek istiyorum dediğiniz noktada ortalama sizin başınıza direkt karşınıza çıkacak bir şey. Eğer ortalamanız düşükse büyük ihtimal başınıza belada olacaktır. Çünkü yüksek lisans yapmak istediğinizde bir ALES'e gireceksin, yok dile gireceksin. Atıyorum İTÜ'de, Boğaziçi'nde, orada burada yüksek lisans yapmak isteyeceksin. Yani İyi bilinen üniversitelerde yapmak istersin. Alesten iyi bir puan aldın ama ortalaman 3-6 olduğu için e, ne yapacaksın bilgisayar mühendisinden, yazılım mühendisinden vesaire size şey imkanı sunmuyor iyi üniversiteler. 3ün 6 ortalama diyor ki bizde yüksek lisans yapamaz. Bakın direkt karşınıza bir bariyer. Ne yaptınız? İşte akademik kariyer hayatınızın önünü kapatabildiniz. Ha, özel sektörde çalışmak istiyorsunuz. Bu önemli mi? Mesela Havelsan, Aselsan, TUSAŞ, TEİ yeni adıyla bu tarz şirketler Oralarda bolca seminer, eğitim, oralarla da çok şeylerimiz var ve içeride bildiğim kadarıyla 3-6 ortalaması olan bir tane insan yok. Bir tane var tanıdım, onun da 2.99 ortalaması. Yani onunla da konuştum dedi, ben de zar zor girdim vesaire gibi. Not ortalamasına önem veriyorlar arkadaşlar. Özellikle savunma sanayi şirketleri. Yarın bugün milli duygularınız kabarabilir. Bir <laughs> girmek istediğinizde, bir savunma sanayine girmek istediğinizde bakın ortalama yine başınıza bir problem olarak çıkabilir. O yüzden hazır okul dönemindeyken buna önem verin. Hep anlattım yine bir anım var onu da anlatayım. İnege'de mülakat yaparken bir tane arkadaşımız geldi. Okulu uzamış epey 7-8 yılda bitirdiğini gördüm şeyde. Öyle bir şeydi yani şeyi. Okuldan muhabbet açtık dedik niye bu kadar uzattın ne oldu vesaire diye. Ortalam dedi, ortalamam da çok yüksek değil zaten. Çünkü ben dedi sadece sevdiğim dersleri yapıyorum. Ee, sevmediğim dersleri çok takmıyorum. İşte kimyadır fiziktir falan filan bunlara çok önem vermiyorum diyor. Evet tek sorum şu oldu yani biz içeride sana her zaman sevdiğin işleri mi vereceğiz o zaman? Hani sevmediğin bir iş geldiğinde yapmayacak mısın? Ve öyle kaldık mesela. Şu an öğrencilik aslında sizin bir mesleğiniz arkadaşlar. Bugün yolda biri sizi çevirdiğinde ne iş yapıyorsun dediğinde ne diyeceksiniz? Öğrenciyim. Öğrencilik bir meslekse ortalama da öğrenciliğe verdiğiniz, öğrencilik mesleğine verdiğiniz değeri gösteren parametrelerden önemli bir tanesidir. O yüzden bunun altını çizmekte fayda var. Peki ben ortalamamı nasıl yüksek tutacağım? Ha, bu arada şeyde kapılmaya gerek yok. Mesela ortalamanız düşüktür. E, ortalamanız düşüktür. Bu hayatın sonu da değil. Yani şey e, Kadir güldüğüne göre ortalaman düşük herhalde. Yok benim iyi çok şükür. İyi süper. E, mesela ortalamanız düşük ise belirli şirketlerde de yine girebilirsiniz. Benim yine 2.10 ile 2.05 ile bile çalışan arkadaşlarım var. Yani sektörün çoğunluğunda da ortalamaya bakılmayan kurumlar da var. Senin kendini ne kadar geliştirdiğin, okul dışında bir şeyler yaptın, neler yaptın vesaire bunlar da önemli. Yine soru cevap kısımlarında sorunuz olursa onlara da değiniriz. Peki ortalamamızı nasıl yüksek tutabiliriz? Burada benim önerim size şu arkadaşlar, derslere düzenli git diyorum ben. Anlamadığın ders olur, gittin, dersi dinledin, ders bittikten hemen sonra notlarını aldın. Anlamadığın bir yer olursa hemen hocaya sorabilirsin bazı inek arkadaş inek dediğimiz hani okul tarihinde arkadaşlarımız oluyor şey kötü bir şey değil bu arada inek bana da çok sorulurdu gelen soruları cevaplar arkadaşlarınız paylaşmak güzeldir WhatsApp gruplarınız vardır oradan iletişime geçebilirsiniz anlamadığını o gün içinde tekrar edersen yaparsan tekrarını hiç vize final haftasında mor gözlere gerek yok yani sabahlamanıza gerek yok ben bir kere vize finale sabahladığımı hatırlamıyorum Ve kendimi iki biri olarak da görmem sadece şunlara uyaraktan iyi bir ortalamaya edinebildim. Siz de hazır bu zamanlar geri dönmeyecekken ve okuldan mezun olmanız gerekirken bunlara biraz önem vermenizde fayda var arkadaşlar. Bu bir Java şeyi şu an ama inanın Java'dan bile önemli çünkü bunun bir geri dönüşü yok. Java'yı mezun olduktan belki 2 yıl sonra öğrenirsin. 3 yıl sonra öğrenirsin ama seni bir dahaki üniversiteye geri almayacak. Veya bütünleme sınavına bir daha giremeyeceksin. O yüzden ortalamanızı hazır okuldayken lütfen arkadaşlar yüksek tutmaya çalışınız. Benim size nacizane tavsiyem yarın bir gün karşınıza çıkar üzülebilirsiniz. Yine yurt dışı içinde yine belli üniversitelerde gerekli olduğunu biliyorum. Okula bakışta son sözlerimi söyleyeyim. Yani şu da aklınıza geliyor olabilir. Ya fizik kimya gerçekten benim ne işime yarayacak? Arkadaşlar böyle bu modda bakarsanız gerçekten bir işinize yaramaz. Onu söyleyeyim. Bir şey yapmak zorundaysan onu oyun, eğlenceli hale getirebilirsin. Ben en basitinden şöyle söyleyeyim. İki tane aynı zekaya sahip bir kişi olsun. Birisi gitar çalsın, birisi çalmasın. Bir problem çıktığında gitar çalan adamın soruna daha farklı bir açıdan yaklaşabildiğini göreceksiniz. Bugün okuduğunuz en dandirik kitap bile hayatınızda kurduğunuz cümleye bir etki edebilir. Bir, şey, bir yerden bir yerlere bağlayabilirsiniz. Bu modda bakmak lazım ki fiziktir, kimyadır. Bu dersler de yine sizin analitik zekanıza katkıda bulunacak dersler. O yüzden hiçbir derse ya bu benim hayatta ne işime yarayacak demeyin. Çünkü okul hayatı bir şey değil, simülasyon değil. Aslında bizim gerçek hayatın bir alt kümesi gibi düşünün okulu. Oradaki derslere de böyle önem verebilirsiniz diyebilirim arkadaşlar. Yani bu bizim için çok kritik bir şey. Vizyonumuz, mottomuz bu olsun. Sorularınız varsa yine şey soru cevap kısmında bu kısımla ilgili de cevaplarız arkadaşlar. Şimdi hızımızı kesmeden ilerleyelim. Malum bugün cuma. Yarın cumartesi belki buradan sonra gezecek arkadaşlar vesaire de vardır. O yüzden vakti hızlı kullanalım. Bu arada cuma günü yarın tatil olmasına rağmen bu 20 kişinin 21 kişi görüyorum. Ben dahil 20 olsun gelmesi de ne kadar istekli, arzulu ve sektöre girdiğinizde ne kadar başarılı olacağınızı delalet şeyler arkadaşlar bunlar. Onun da altını çizeyim. E, geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz için faydalı bir etkinlik olur bu. Biraz da mühendislik üzerine konuşalım. Şimdi mühendisliği bir yazıca tanımlayayım size. Sosyal, teknik, ticari sorunları çözüm üretmeye çalışan analitik düşünme yeteneğine sahip bilimin ışındığında falan filan diye gidiyor. Ortaya yeni ürünler çıkartan insanlar burada odaklanmamız gereken şey şu ben bir kendime mühendis diyorsam arkadaşlar benim ne kadar iyi yazılım yaptığımdan ziyade insanların bir sorununu çözebiliyor muyum bu çok önemli bir şey yani yaptığınız bir uygulama bir şeyi çözüm getiriyor mu yine bu modda da öğrenirseniz çok iyi yerlere varabileceksiniz bak analitik düşünme yeteneğine sahip ne demek bu olaylara parçalı bakabiliyor musunuz olayları parçalı şekilde göre biliyor musunuz mesela bir sorundan bahsedelim bu bizim yaşadığımız bir sorun bu arada firma ismi vermeden Uygulama çok hafıza tüketiyor. Hafıza yetmemesi hataları alıyoruz. Ne yapalım? Şu sorunu dört ay boyunca çözemedik. Ee, yani çözdük ama nasıl çözdüğümüzü anlatacağım. Çünkü belirli toplantılar yapıyorsunuz arkadaşlar. Mühendislik sıfatı olan insanlarla. Diyor ki adamın çözümü şu. Sunucu kapasitesini arttıralım. Kaynak yükleyelim. Kapat aç yapalım. Çözümler bu olursa bu sorunu düze e yarın gelmeyeceğini teyit edemem. Yani olan şuradan kopuyor burada. Mesela ben babamı arasam. Baba ben işte nerede çalışayım? Apple'da çalışayım. Apple'da çalışıyorum. Bizim uygulamada sunu, şey hata atıyor. Şey hafıza hatası atıyor. Hafıza yetmiyormuş müşterilere. Ne yapalım baba desem, Babam der ki şunlardan birini der, der büyük ihtimal. Der oğlum koskoca Apple'sını sunucu kapasitesini arttırın der. Ama babam mühendis değil. Bunu demesin normal. Bir mühendis insan da soruna böyle yaklaşıyorsa bir problem var demektir. Bizim olaylara analitik düşünmeyle yaklaşmamız lazım. Yani şu adımı, ikinci şu adımı atlamayacağız arkadaşlar. Önce bir düşüneceğiz. Buradaki şey ne? Problem ne? Direkt şuradan buraya gidersek, ha buldum hemen yapmaya gidersen bu sorunla bir daha karşılaşacağız demektir. Problem anında hemen heyecanı çok kapılmayıp tabii şimdi milyon mesela Bundan önce bankacılık uygulamasındaydım. E, uygulamanın 10 dakika bile kesinti yapması milyon lir liraların e, transfer edilememesi demek. O zaman da arkanda 5-6 tane müdürün beklemesi demek. Niye çalışmıyor bu diye bir stres oluyor ama şunu yapmamız lazım. Tamam kapat aç yapalım yine yapalım sorun çözülsün ama bir fotoğraf çekelim. Bir kayıt altına alalım o anki problemi ki yarın bir daha gelirse ne yapabiliriz? Veya gelmemesi için neler yapabiliriz bunları düşünmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden öğrendiğimiz her şeyi de temelli öğrenmemiz lazım. Bugünkü buluşum amacımız da bu zaten. Java'yı bugün belki bu şeyden sonra ben size 40 dakikada müthiş bir Java yazdıramam. Ama ama e, bugünkü öğrendiğimiz bilgilerle bir iki ay sonra hepiniz müthiş bir Java bilgisine sahip olabilirsiniz. Amacımız bu. 35-40 dakikalık bir etkinlikte de zaten size bir 5 dakikada Java öğretiyorum diyorsa inanmayın gidin, gidin oradan zaten. Yani ulaşabileceğiniz nokta vardır orada. Yani bir saatte sıfırdan not Node.js'i öğren falan. Böyle videolardan uzak durmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu işin kısa yolu yok öğreneceksin yani temeliyle öğreneceksin. Bir de bir işi temeliyle öğrenmenin güzel yanları da şu çünkü insan beyni böyle çalışıyor. Bugün İstanbul'a geldiniz. İstiklal Caddesi'nde geziyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Aa burası atıyorum X şehrindeki şu sokağa benzemiyor. Kafanız direkt böyle bir şey yapacak. E, mepleme yapacak. Çünkü niye insan beyni böyle çalışır? Önce bir şey öğrenir, sonra yeni öğrendiği şeyi eski öğrendiği bilgilerle kıyaslama yaparak bir yere oturtur. Sen bugün Starbucks'tan bir kahve içtin. Amerikano içtin. Yarın gittin X bir kafeye gittin. Oradan Amerikano içtin. O X kafedeki Amerikano'yu iyi veya kötü demen için daha önce bir Amerikano tecrüben olması lazım. Çok kötü bir tadı yoksa. İyi veya kötü diye nitelendirebilmen için. O yüzden bir şey temeliyle öğrenirsen diğer şeyleri öğrenme hızında böyle artar. Yani bunu cebimize atacağız. Bu çok önemli bir bilgi. Sizi belki saatlerinizi Aylarınızı şey yapacak bir bilgi arkadaşlar. Yani Python mı öğrensem, Java mı öğrensem, ikisini aynı anda mı öğrensem diye böyle. Belki de boşluğa düşeceksiniz. Bir tanesini seçip adam akıllı öğrenmeniz Python'ı da yarın çok hızlı bir şekilde öğrenmenize vesile olacaktır. Bakın buraya kefilim. Aksi bir şey olursa yazın bulun beni. Zaten adreslerim burada var. O kadar kefilim yani buraya. Şimdi yazılım ve Java kısmına geçelim hızlıdan. Yazılımı bir tanımlıyorum size arkadaşlar. Temelde bilgisayara nasıl çalışacağını söyleyen komutlar ve veriler bütünüdür. Yani ben niye ilk bu tanımı attım? Sen bunu yani bir kod yazıyorsun. Telefona telefonunla. E telefonum şeyde neyse. Telefonla yapıyorsun. Telefonun ne yapıyor? Mesaj atıyor. Veya bilgisayar yazıyorsun. Bilgisayar belirli çalışmaya. Kumandaya yazıyorsun. Televizyonu açıp kapatıyor. Yazılım bu. Bunu Python'la da yaparsın. Go'yla da yaparsın. Java'yla da yaparsın. C#la da yaparsın. .NET ekosisteminde de yaparsın. Bu önemli değil. Yazılımın temel amacı bu. O yüzden öğrenirken böyle bakmamız lazım. Dedikten sonra Java'yı biraz e, tanımlayalım. Java açık kaynak kodlu ne demek açık kaynak kodu buraya da geleceğiz. Nesneye yönelik, platform bağımsız, yüksek seviye bir programlama dilidir. Bu arada arkadaşlar buradan sonra Java'ya geçtik. Biraz daha fokuslarımızı artırabiliriz. Biraz daha dikkatli dinleyebiliriz. Çünkü Java ile ilgili önemli şeylere bahsedeceğim. Şimdi açık kaynak kodu ne demek arkadaşlar? Açık bir büfe gibi düşünün. Siz Java'da yazılmış ve gelecek olan tüm kodları görebiliyorsunuz açık bir şekilde. Mesela bu açık kaynak kodu olmayan dillerde bunu göremezsiniz. Hani hangi kodlar gelecek, yapısı nasıl bunu göremezsiniz. Java'nın açık kaynak kodu olmasının müthiş bir artısı var. Az sonra değineceğim. Nesneye yönelik. Bu OOP konsepti hepiniz duymuşsunuzdur. Nedir bu object oriented? Java'da ben şunu tanımlayabilirim. Bak yazılımda şu sırma su şişesini tanımlayabilirim. Bir tane sınıf açarım. Şişe derim. İşte rengini, boyutunu, jelatinini, içerisine ne kadar su aldığını vesaire hepsini tanımlayabilirim. Sonra giderim bir de Starbucks diye bir sınıf tanımlarım. Bu arada Starbucks çok örnek veriyorum da aklıma başka gelmiyor. Gittiğimden falan değil yani. Orada bu suyu saptırabilirim, Orada müşterileri tanımlayabilirim vesaire. Yani nesne olarak gördüğün hayattaki her şeyi OOP dilli konseptlerde tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Nesneye yönelik programlama bu demektir. Platform bağımsız kısmına da şimdi geleceğiz. İş imkanları ve popülerlik bu da sizin ilginizi çekebilir diye koydum. Bugün e, son 3 aydır aktif mülakatlara giriyoruz. Belki yüzü geçmiştir görüştüğüm aday sayısı. Ve hala şirkete Java'cı arıyoruz arkadaşlar. Hem yurt içi hem yurt dışında inanılmaz derecede bir Java mühendis açığı var. Yazılım açığı var. Java ekstra açık. Yani ekstra bir açıklık var. O yüzden öğrendiğiniz Java sizin için çok önemli bir konuma gelecektir. Popülerliğine gelirsek burası... GitHub Programming Language by GitHub Repository Activity dediğim kısım. Bunu kaç yılında aldım bilmiyorum. Her sunumda bunu gösteriyorum ama bakın 4 milyon tane Java'da proje açılmış GitHub ortamında. Bu ne demek biliyor musunuz? 4 milyon 153 bin. Bu kadar bir, bir proje var yani ve her projede 20-30 veya 50-60 insan çalıştığını düşünürseniz şuradaki sayı ile 50-60'ı çarpın. O kadar GitHub'da gördüğünüz proje var demektir. Bunlar sadece erişebildiklerimiz. Yani bu ne demek? Java'da kaynağa ihtiyaç var. Sizin karşılaştığınız bir problemle daha önce başkaları da karşılaşmış olabilir demek. Müthiş bir ekosistemi var demek Java'nın arkadaşlar. Siz de LinkedIn'den işte kariyerden oradan buradan açık ilanlara bakabilirsiniz. Ne kadar fazla Java ilanı olduğunu siz de gözlerinizde görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu bile öğrenmek için bence iyi bir motivasyon. Çünkü günün sonunda ee, tamam mühendislik şeyimizi bastırıyoruz ama günün sonunda para da kazanmamız lazım. Yani bunun şeyine felsefesine girmeme gerek yok herhalde. Parasız olmuyor çünkü hiçbir şey. Dedikten sonra Java'nın en önemli özelliğine gelelim arkadaşlar. Java'nın platform yapısı dedikten sonra hemen şu slide'ı küçülteyim. Size şimdi Java'nın platform yapısından bahsedeceğim. Bugün Java'nın diğer dillere göre, diğer dilleri kötülemiyorum bu arada. Ee, az önce bahsettiğim gibi insan beni kıyaslamayla çalıştığı için belirli örnekleri kıyaslayarak vereceğim. Komünite yapısı Java'nın çok önemli arkadaşlar. Bakın jcp.org, Java Community Process. Java'nın bir komünitesi var. Açık kaynak kodlu dünyadaki herkes bu kodlara erişebiliyor. Gene şu tanımı beraber okuyalım. Welcome to falan filan. Geçtim burayı. Hoş geldin. Beş gittin kısımları. The Java Community Process is the mechanism for developing standard technical specification for Java teknoloji. Diyor ki biz bu platformda Java'nın her sürümüne yeni özellikler geliştirdiğimiz bir Java e, ekosistem yarattık diyor ve anyone can register. Herkes, dünyanın her tarafından insanlar buna katkıda bulunabilir ve Java'nın gelişmesine vesile olabilir. Mesela bir örnek görelim bununla ilgili. Şuraya money yazıyorum. Go dedim, gelecek. Heh. Burada arkadaşlar mesela bir tane geliştirme şeyi var. Money and currency API, para ve para birimleriyle ilgili bir geliştirme yapmak istemiş insanlar. Ve bununla da ilgili Java Specification Request diyor. Java Specification Request demek arkadaşlar aslında birer PDF. Ben kardeşim bu geliştirmeyi yaptım. Bunu komüniteye sunuyorum. Siz bir buna bakın. Onaylıyorsanız bir sonraki sürümde deneyelim. Sürümde denenmesi başarılı olursa gelin bunu şey yapalım. Java'nın uzun versiyonu bir sürümünde deneyelim. Bakın böyle güzel bir ekosistem var. Şimdi örneklerini görelim. Bakın şurada sonuçlar var mesela. Sonuçları buradan görebiliyorsunuz. Hangi firmalar Hangi insanlar bunu oyluyor? Hangisi reddediyor? Hangisi onaylıyor? Bunların içinde gördüğünüz gibi büyük firmalar da var. IBM mesela bunlardan bir tanesi. Morocco, FAS demek. FAS'taki ins insanlar bir komünitesi var. Bu geliştirmeyi onaylıyor veya reddediyor. Londra'da yine Türkiye'de bizde de var. Red Hat var, Oracle var, Twitter vesaire birçok firma neden onayladığını veya niye reddettiğini açık bir şekilde burada feedback verebiliyor. Bir geri bildirim yapabiliyor. Ve siz geliştirmeleri de arkadaşlar Şuradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen indirelim. To view specification for evaluation diyelim. Şurada. Şunu da onaylayalım. Onayladıktan sonra indirelim bakalım. Ne yapıldığını bakın çok detaylı bir şekilde burada görebiliyorum. Introduction kısmı, use case'ler ve nerelerde kullanılır. Adamlar detaylı bir şekilde yazmış. Sen düşünsene bir dil kullanıyorsun ve Oradaki gelecek özelliklerin hepsini şu detayda görebiliyorsun. Müthiş bir özellik. Diğer diller bunu saklayabilir. Bir saklarsa sen temelini bilmediğin için iyi kullanamayabilirsin. Veya ekleme yapamayabilirsin. Burada ama her şey açık bakın arkadaşlar. Para ve para birimleriydi. Adamlar yüz kezine ne demiş? Online ticarette kullanabilirim. İşte bankalarda kullanabilirim. Şunlarda böyle kullanabilirim falan. Ve nasıl geliştirdiklerini burada detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Kodları indirip bilgisayarınızda deneyebiliyorsunuz. Böyle güzel bir sistemdir arkadaşlar Java. Bu sistemden dolayı mesela Java'nın bir sürümünde çalışıyorsunuz. Java 11'de çalışıyorsunuz atıyorum. Java 8'deki kodları büyük ihtimal çalıştırabileceksiniz. Çünkü bunların testleri, denemeleri hep yapılıyor. Şimdi gelin bir de diğer dillerle biraz kıyaslayalım. Aranızda Vue.js bilen var mı? Çete artı ve eksi yazabilir mi arkadaşlar? Vue.js. Bir ön yüzcü var mı aramızda bakalım. Evet chat arkadaşlar artı eksi. Bir eksi geldi. Bir eksi daha geldi. Evet, eksiler yağıyor. Tamam Vue.js'i kötüleyebiliriz o zaman. Kimse kullanmıyorsa sevmiyor demektir. Hemen kötülüyorum arkadaşlar UGS. Artı görseydim biraz daha ılımlı konuşacaktım. Şaka yapıyorum tabii. Kötü, kötüleme yapmayacağım ama bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi burası Vue.js'in kaynak kodları. Ben Vue.js'in de aynı şekilde kaynak kodlarına göre biliyorum arkadaşlar. Bakın core dedim. Gidiyorum. Şuraya bir geri geleyim. Aynen. TypeScript'in tamam. kodlarına bakacağız şimdi. Burası arkadaşlar, VS e, geliş ön yüz şeylerinin kaynak kodlarını görebileceğimiz bir yer. GitHub üzerinden contributors yani bu dilin gelişmesine katkıda bulunan insanlara bakabiliyoruz. Tıkladım contributors kısmına. Şimdi burada gelin beraber bir inceleyelim. Ne zaman çıkmış? 2018 yılında çıkmış. 2023'e kadar devam eden bir süreci var. Hala yani günümüze kadar devam eden bir süreci var. Ben burada kaç kişinin bu geliştirmeye katkıda bulunduğunu görebiliyorum. Bakın mesela şu gözlüklü abimiz ne yapmış? 43 tane geliştirme atmış buna. Yaklaşık 1300 tane dosya değiştirmiş. 1500 tane de silmiş. İşte şu POSVA arkadaşımız 21 tane atmış. İşte bu 16 tane atmış görebiliyorum ama burada benim dikkatimi çeken başka bir şey var bu e, abimiz göz, diğer gözlüklü abimiz tam 2969 tane komit atmış bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar yarın bir gün bu adamın başına bir şey gelirse bu dil bitebilir özellikle şu an bilmiyorum belki bilgi dağıtık bir şekilde yayılmıştır ama bu even you adlı arkadaşımız bu dili resmen tek başına geliştirmiş düşünün çok büyük bir firmasınız ve bir ön yüz teknolojisi kullanacaksınız. Dediniz ki büyük kullanalım. Başladınız geliştirmeye. Çok hızlı geliştiriliyor. Artıları var vesaire. Ama oldu. Even you şeyle tartıştı. Kız arkadaşıyla tartıştı. Psikolojik bunalıma girdi. Hastalandı. Bir yere gitti vesaire. Adam dili geliştirememeye başladı. Ne yapacağız? Bitti yani. Adamın tüm kaynak bu adamda. Dağıtık bir sistem yok. O yüzden bir işe karar verirken alet çantamızı geniş tutmamız lazım. Tamam, vücyesi de bilelim ama ilgili yerde kullanalım. Mesela çok büyük bir firma e, uzun yıllar bir hizmet verecekse belki şu an tehlikeli olabilirdi ilk çıktığı zamanlarda. Şu an nasıl bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Ama bunlara dikkat etmekte fayda var. Bir de Java'yı gördük az önce. Nasıl dokümanlarla geliştiğini, nasıl ilerlediğini falan bu detayda göre görebildik. Bir tane daha örnek vereceğim. Bu konunu kapatacağım. Sonra kod örneklerimize geçeceğiz. Netflix. Netflix'i bilmeyen yoktur. Bugün dizi, film e, izlediğimiz bir ne denir ona dizi film sitesi denir. Bir teknoloji aynı zamanda Netflix'in teknolojileri de çok iyi arkadaşlar. Güzel Netflix tek diye grupları var. Böyle güzel teknolojiler geliştirip yayınladıkları da oluyor. Mesela o Histrix onlardan bir tanesi. Güzel bir hata tolerans sistemi var. Histrix diye ben de kullandım zamanında. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şurada bir açıklama okuyorum. Burası projenin açıklamalarının başında biri. Histrix is no longer in active development and is currently in maintenance mode diyor. Ne demek bu? Biz diyor Histrix'i daha geliştirmiyoruz. Bitti. Ben sadece bakımını yaparım diyor. Yani daha önce kullandıysan haberin olsun diyor. Yani artık hata yakalama sistemlerinde büyük bir geliştirme olursa Histrix büyük ihtimal bunu yakalayamayacak veya kendi projesine ekleyemeyecek demektir. Yani bu da önemli. Sonuçta şeye bakacağım bir teknoloji kullanmadan önce. Netflix nedir? Netflix senin yarın hangi diziyi, hangi filmi izleyeceğini düşünür cebine kasasına atacağı parayı düşünür. Senin hangi teknolojiyi a benden kullansın da en iyi şekilde geliştireyim vesaire bunu düşünmeyebilir. Bunu düşünebilir ama sen adamı zorlayamazsın. E kardeşim biz kullanıyorduk bunu desen Netflix ne diyecek? Bana ne der yani? Hani kullanmasaydın diyebilir ve bir şey diyemezsin. Ha şöyle bir şey olabilir. Der ki tamam ben böyle bir teknoloji çıkartıyorum. En az 10 yıl boyunca geliştireceğim. İşte gerekli şu imzaları da attım vesaire derse işler değişir arkadaşlar. Ama bunlara bir dil kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Java'da içiniz rahat olabilir. Benim yaşımdan bile fazla Java'nın bu zamana kadarki mazisi. Ama ilk bu community, community sistemi ilk gömlekteki ilk düğme doğru iliklendiği için sonrası da güzel gelmiş arkadaşlar. Günümüzde hala popülerliğini koruyarak devam ediyor. Bugün Java 17'ler var, Java 21'ler hatta diğer sürümler için çalıştırmalar hala gerçekleşiyor diye bilirim arkadaşlar. Peki ben bu Java dilini nasıl çalışır? Bir kod yazdığımda nasıl çalışır? Bugün Anahtar kelimeleri takılmayalım. İşte public'tir, static'tir, void'tir falan onlara takılmayalım. Ben size Java'nın nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu da çok önemli bir kısım. Ondan sonrası sizde. Yine sonrasını konuşuruz. İlerlemek istediğinizde nasıl ilerlersiniz diye. İlk kod örneğimizi tabii ki yine dokümanlar üzerinden gireceğiz. Oracle'ın yani Java'nın arkasında bulunan firmanın bizim için oluşturduğu dokümanlar üzerinden bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Oracle. doc Geldim. İşte ne diyor? Java Technologies bot a programming language and platform. Ya yani bu sadece yazılım dilinin haricinde bir platform. Platform yapısını zaten az önce gördük. Niye platform diyorlar? Sadece yazılım dili değil. Bu bir platform. Geldim. Şimdi bir yazılım dilinde şunu biraz uzunlayayım şöyle. Bir yazılım dilinde ne yapıyorum? Önce bir kod yazıyorum değil mi arkadaşlar? Kod yazdığım kısım şurada. Myprogram.java Bunun içerisinde benim kodlarım var. Bu kodları insan gözüyle okuyabiliyorum. Çünkü yazılımı insan yazar ve insanların da bu kodları okuyabilmesi ve yazabilmesi lazım. Bunu yazdıktan sonra bilgisayarıma Java'yı indirdiğimi varsayın. Java'yı bir kere bilgisayarınıza indirdiğinizde Java'nın derleyicisi ve Java'nın sanal makinesini de bilgisayarınıza kurmuş oluyorsunuz. Artık Java sizin makinenizde yüklüyor. Sonra Java'nın derleyicisi sizin aldığınız myprogram.java'yı derliyor. Neyi çeviriyor? Nokta class uzantısına. Bunları bu arada az sonra canlı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Buradaki daha iyi oturacak yani kafanızda. Nokta class diye bir uzantıya çeviriyor. Artık insan gözünün okuyabildiği kodlar byte kodlara dönüşüyor. Burada bildiğiniz byte kodlara dönüşüyor. Bunu artık biz okuyamayız. Ancak assembly falan biliyorsanız belki zorlarsınız ama okumamız çok zor. Sonra bu oluşan kodlar da Java sanal makinelerine gidiyor. Bu da ilgili artık Windows kullanıyorsan Windows'a işte Mac kullanıyorsan Mac'e, Linux kullanıyorsan, Unix based bir şey kullanıyorsan ona gidiyor. Java Virtual Machine sayesinde platform bağımsız bir şekilde bizim kodlarımız değerleniyor arkadaşlar. Yani bugün Eclipse kullanırsınız, IntelliJ kullanırsınız. Oradaki yeşil tuşa bastığınızda şunlar meydana geliyor. Şimdi detaylı göreceğiz. Bunu niye anlatıyorum? Çoğu derslerde mesela Java derslerinde olsun, ilk giriş şeylerinde olsun bunlardan bahsedilmiyor. Yarın bir gün sektöre girdiğinizde 3 yıl geçti, 4 yıl geçti. Bazen şu nokta class uzantılı dosyalarda hata alıyor. Bunların ters dönüşümünü yapıp çözmeniz gereken problemler olabilir. Ama siz arkadaki bu yapıyı bilmediğiniz takdirde hiçbir zaman bu gözden göremezsiniz arkadaşlar. O yüzden öğrendiğimiz her şeyi temelli öğrenmemiz lazım. Temelli öğrenmediğin hiçbir şeyde inan yani limitin olur. Maksimum 60'a çıkabilirsin. Ama temelini öğrendikten sonra %120'ye öğrenme modun her zaman hızlı ilerler yani. Benim size nacizane tavsiye. Tarzı... Bugün hiçbir şey öğrenmeseniz bile bunu öğren yani cebimize atmamız faydalı olabilir bizim için. Şimdi gelin şuradaki döngüyü bizzat aynı şekilde çalıştıralım. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Bakın first program nokta java diye benim bir neyim var? Nokta java uzantılı bir dosyam var. O da şurada açık. Bunu bildiğiniz txt dosyası gibi düşünün arkadaşlar. Ya, kod yazıyorum buraya. Sublime'da yazdığım için biraz renkli gösteriyor. txt dosyası açarsanız notepad++ falan orada da bildiğiniz bu şekilde yazabilirsiniz. İşte public class hemen düzeltelim yapalım. E, public class first program diyor. Şunu zoomlayabiliyor muyum? Heh, <laughs> net Public class first program. Java'da her şey sınıflardan ibarettir. Sınıflar önemli bizde arkadaşlar. Ama şu an bunlara takılmayın. Ben sadece özet bir bilgi olarak geçiyorum. Yani Java bilmiyorsanız kafanıza oturması zor bunların. Bir tane main metodum var. Bakın şu süslü parantezler. İçinde Sonra ne yapıyorum? İçeriden sistemden bir şey çıksın out olsun. Sistemden çıksın bu çıktı da yazılsın diyorum. Sistem out print line. Bakın insanın anlayabileceği bir dil var burada. Ne yazdırıyorum? İstinye merhaba. Tamam mı? Benim Java kodum bu. Bunu kaydettim. First program diye benim bu kayıtlı bir şekilde duruyor şurada. Şimdi gelin terminalden bu dizine gidelim. Önce bakalım bakın benim bilgisayarımda Java yüklü mü? Java tire tire versiyon diyorum. Diyor ki tamam senin bilgisayarında Java 17 yüklü. Ee, sen Java'nın derleyicisini ve sanal makinelerini kullanabilirsin diyor bana. Tamam hay hay diyoruz biz de. Hemen gidelim şunun dizinle. Ne? Neredeydi bu? Tamam. Doğru yerdeyim herhalde. Hemen arkadaşlar ufak bir... Ha tamam. First program Java'ya ulaştım. Şimdi ne yapıyorum? Burada ne yaptı arkadaşlar? Bunu derledi değil mi? Derleyiciye dedi ki bunu derler misin benim için dedi. Ben de aynısını diyorum. Java diyorum. Sonuna bir c ekliyorum. Compiler. Javak. Benim için derle. Javak dedim. Ne diyorum? Neydi bizimki? First program mıydı? First program nokta Java. Benim için buradaki şeyi derler misin? Bak şimdi dosyama gidiyorum şurada. Bak benim için neyi oluşturdu? Nokta klas uzantısını oluşturdu. Ben bunu derlediğimde benim için otomatik bir şekilde az önce bu yoktu arkadaşlar. Hatta silelim. İçimiz rahat etsin. Bir daha görelim bu oluşumu. Tekrar diyorum ki benim için derle. Şimdi derle dediğimde ne yaptı? Hop tamam ben bunu Java Virtual Machine'in anlayacağı byte kodlara çevirdim. Artık sen bu nokta klas uzantısıyla kodlarını doğru bir şekilde çalıştırabilirsin. Hemen emin olalım. Java diyorum. First program diyorum. Enter'a basıyorum. Atalım merhaba yazıyor. Arkadaki çalışma prensibi bu. Siz yarın Hocanız veya bir eğitimde göreceksiniz. Eclipse veya IntelliJ. Ben Eclipse genelde eğitimlerde Eclipse olduğu için Eclipse üzerinden göstereyim. Orada yazdığımız kodun aynısı arkadaşlar. Bakın bunu büyütemedim. Ama aynı şey yazıyor. System.out.println.hello. Ne yapacaksınız? Şuradaki yeşil tuşa bastırıyorlar ve konsolda hello görüyorsunuz. Ama arkada bunun bu nokta class dosyalarını, byte kodları oluşturduğunu bilmemiz lazım. Bakın şu uzantıya gidiyorum. Hello World sınıfının içerisine gidiyorum. Bakın Hello World'ün içerisinde şeylere gittiğimde bin dosyasına gittiğimde bakın nokta klas dosyasını benim için oluşturdu. Ben her run tuşuna bastığım zaman arkada bu dosyalar oluşur. Yani arkada bir büyü yok. Çalışma mekanizması bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunu oturtmanız çok önemli olacaktır. Anahtar kelimeler ve mezun olduğumuzda bilelim kısmını burada zaten verdim. Zamanımız hemen geçmiş. Çok soru cevap yapmadığımız için. Şimdi sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Benim 35-40 dakikada maksimum alabileceğimiz şey bu. E, bize şimdi eğitimcinin eğitimlerini de veriyorlardı 2-3 yıl önce bu seminerleri şey yaptığımızda. Bir 35-40 dakikada öğrenebileceği katılımcıların maksimum 7-8 tane anahtar nokta oluyor. E, zaten bir adam sana 9 dakika maksimum e, dinliyor. Sonra bir ara veriyor bir daha dinliyor. O yüzden çok da yükleme yapmaya gerek yok. Bu temeli oturtmamız bizim için yeterli. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu slaytlara dediğim gibi şu github'dan erişebilirsiniz. Şuraya gittiniz. Bu benim Profilim arkadaşlar. Şuraya gidelim. Şu repositories kısmına tıklıyoruz. Buradan istinye java giriş yazamamışım. Dün aceleyle yaptım. Giri yazana tıkladığınızda bakın burada hem slide'a hem de firstprogram.java'ya erişebiliyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar da efendim. Sorularınız varsa cevaplamak isterim arkadaşlar. Evet. Ekran paylaşımımı durduruyorum. çete olabilir, şey olabilir. İstediğiniz gibi sorabilirsiniz arkadaşlar sorularınızı. Hatta soru cevapta dilerseniz kamerada açabilirsiniz. Daha tatlı olacağını düşünüyorum. Bu arada çete biz de Furkan Bey'in kitabının linkini attık. Evet. Teşekkür ettim Kadir. iyi yapmışsın. Varsa soru alalım. Yoksa kapatabiliriz. Bir tane soru gelmiş. Java için en mantıklı ide hangisi olur diye. Ee, Java için en mantıklı IDE IntelliJ olur belki. Ee, IntelliJ diye yazılıyor. Gayet güzel bir IDE. Ondan ilerleyebilirsin. Bayağı desteği var. Ee, Onun da yine komünite desteği iyi. Hem zaten öğrenci maillerinizle ona şey yapabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda sizin için e, tüm imkanlarını sunuyor. Ee, IntelliJ kesinlikle tartışmasız her firmada da hemen hemen kullanılan e, IDE IntelliJ'dir yani. Onu söyleyebilirim. Evet. Varsa başka soru alalım. Yoksa dediğim gibi kapatabiliriz. Bir sorumuz daha var. Tabii cevaplayalım. Ee, sizce Python'da Java kadar uzun ömürlü ve güvenilir midir? Bu dile yatırım yapmak risk midir? Ee, i̇yi şöyle bak en azından sunumu dinlediğin e, belli. Çok güzel. Bunu artık sen de araştırabilecek şeye geldin. Şimdi Python şöyle söyleyeyim. Python'ın yine komünitesine bakalım. Python'la yapılan işlere bakalım. Mesela machine learning kısmında, makine öğrenmesi kısmında ben ne zaman kod yazsam Java'da yazmam Python'da yazarım. Çünkü az önce gösterdiğim diyagramı, diagramı şey için göstersem e, Python için göstersem machine learning kısmında inanılmaz bir derecede Java'dan da önde. Yani machine learning'de oluşturulan kütüphaneler, yarın bir gün işte tensor'dur, herhangi kerastır vesaire kütüphaneler kullandığında göreceksin ki Python inanılmaz önde ve internette inanılmaz örnekleri var. O yüzden Python'a gayet de yatırım yapabilirsin. Python'u zaten öğrendiğinde adam akıllı. Java'ya da geçişin çok hızlı olacaktır diyebilirim. Yani yatırım yapmak kesinlikle riskli değil yani bu dile. Ben bir soru sorayım o zaman. Ekran renk tarzı uygulamaları hani geliştirme. Anladım. Başını, kaçır, başını kaçırdım sorunu. Bir, bir daha sorabilir evet. misin? Hacker renk diye hani böyle kod çözdüğümüz ya da belli algoritmaların şey yaptığımız uygulamalar var. Yazdığımız, çizdiğimiz hani. O uygulamalar bizim gelişimimiz için ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu da aslında şey kısa bir soru ama cevabı uzun bir soru çünkü boşa vaktinizin gitmesini istemiyorum. İyi bir şekilde cevaplamaya çalışayım. Eğer mesela bir yurt dışı düşünüyorsa, Amazon'dur, işte Apple'dır, Microsoft'tur. Bu firmalar yoğun başvuru aldığı için insanları elemek durumunda. İşte. Belki okulda gördüğünüz algoritmaları vardır. Dijkstra, işte shortest path, en kısa yolu bulma algoritmaları, binary search'ler, binary tree'ler, decision tree'ler vesaire. Bu algoritmaları görüyorsunuz. Google, Amazon vesaire içeride gidip de bu algoritmaları sıklıkla kullanmıyor. Ama bunları sana niye soruyor? Bu firmaların ilk mülakat süreci her zaman size bir hacker rank sorularıyla başlar. Çünkü adama var milyon başvuru. Bunu bir şekilde elemesi lazım. Hani bir şekilde o soruyu çözeyemeyen insanlardan kurtulması lazım. Ee, ki şey, havuzunu daraltabilsin. O yüzden e, bir beyin jimnastiğidir. Sudoku gibi düşünebilirsin. Hem e, seni daha iyi bir yazılımcı olmanı sağlayabilir. Çünkü veri yapılarını iyi bilirsin. E, kod yazma pratiğin olur. Bir sorunu hızlı çözebilirsin. O yüzden e, özellikle mülakatlara hazırlandığımız, yurt dışı mülakatlarına hazırlandığımız dönemde bence hacker rank, lead code gibi şeylere bakmakta fayda olabilir. Hem bir şey de olur yani. Bir problemi anlama yeteneğini de geliştirir diyebilirim. Yani bakabilirsin Ahmet onlara seni geliştirir bayağı bir. Ama Türkiye'de çok firmada sorulmaz onu da söyleyeyim. Ekrenk gibi şeyler Türkiye'de 10 firmanın ikisinde mesela size yollanır. Türk biz daha çok burada hangi teknolojileri biliyorsun? Java'yı adam akıllı biliyor musun? İnsan canlısı mısın? Mülakatlarda sorduğumuz sorulardan en önemlileri de bu anlamaya çalıştığımız. Adam Java'yı yüzde 40 bilsin, teknoloji yüzde 60 bilsin, ama çok kibirli bir insan olsun, muhabbet edemediğin bir insan olsun, ona eleriz mesela. önemli olan çünkü biz ne yapıyoruz? Atıyorum yazdık kod yazdık gece 3'te program patladı. O adam gece üçte benimle yan yana böyle somurtkan bir suratla çalışmasın isterim. Ya ben mülakatlarda bunlara dikkat ediyorum. Hani gece 3'te şey var, gelecek tamam ya kankam bakalım işte çözeriz ya bir şekilde. Bu kafada insanlar iletişimi iyi insanlar lazım yani. Türkiye'de daha çok bunlara da önem veriyoruz. Ama temelinde çözsen ne ne konuştum ya. Temelinde çözsen işine yarar yani. Özetle. Teşekkür ederim. Tamam. Başka soru varsa alalım. Benim de bir, bir sorum var. Tabii. Ee, sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Ee, şöyle ben biyomedikal mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Biz şimdi birinci sınıftayken evet biraz java eğitimi aldık ama e, tam zamanlı böyle öğrenemedik gibi hissediyorum ben. Sektörde de üzerine koymak istiyorum aslında bu yaz bir eğitim de almak istiyorum Önerebileceğiniz en güzel platform gerçekten çok iyi bir şekilde öğrenmek istiyorum Java'yı A'dan Z'ye kadar. Yani Udemy evet. kurslarına baktığımda içinin boş olduğunu gördüm, belli bir proje ortaya koymadığını gördüm. Gayet de iyi isimler vardı oradan sektörde ama yine bir proje çıkarmıyor. Ne tamam. yapmalıyım? Ee, güzel güzel bir soru. Ben önce bir ufak bir soru sorayım sana. Okulda gördüğünüz dersi bu nokta klasları falan göster öğrendiniz mi? Evet evet öğrendik. Kalıtım, miras Hazır. hepsini öğrendik. Bunlarla ilgili projeler yaptık. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ee, Java'da önce temelini bildikten sonra bir tane herhangi bir kurs alabilirsin. Bak az önce biz ne, nereden baktık? Yani şu an ekran paylaşmıyorum. Java'nın orijinal doküman sitesinden baktık. Ama insanların şimdi öğrenmesi farklı oluyor. Ee, yine bu eğitimcinin eğitiminde gördüğüm bir şey. Bir insana üç şekilde öğreniyor. Kinestetik yani uygulamalı öğrenme. işitsel ve görsel. Belki senin bu dengelerinden bir tanesi çok ağırdır. Sen illa bir proje yapmak zorundasındır anlamak için. Önce kendinde bunu bilmen lazım Belisa. Çünkü e, her çiçek her toprakta bitmez miydi? Yani senin şeyin önemli orada nasıl öğrenme tarzını senin kendin keşfetmen lazım. Belki Udemy'de çok güzel kurslar var ama sen videolu öğrenemiyorsun. Veya o hocanın şey, stili sana gitmiyor. Sen önce stilini belirleyebilirsin. Temel Java'yı öğrendikten sonra... Mesela sen şu an bir şey diyorsun. Ben ama rastgele bir soru sorayım içimden. Sen biliyorum, bilmiyorum. içinden cevapla. Burada söylemene gerek yok. Mesela statik ne işe yarar? Final keyword'ü ne işe yarar? Sınıfta, field'da, işte metotta, abstract ne işe yarar? Java'da epitopu zaten böyle 60-70 tane anahtar kelime var. Bunlara hakim misin? Bunları bir kendin düşün. Bunlara hakimsen, benim efektif Java kursumu zaten hediye edeceğim. Efektif Java kursunu bitirdikten sonra bir tane kendine proje seç. Spring Framework tabanlı Java ile yazdığın bir tane backend uygulaması, arka yüz uygulaması yaptıktan sonra bence az önce dediğin her şeyi silmiş oluruz. Kendini müthiş bir şekilde geliştireceğini düşünüyorum. Temel Java'yı biliyorsan benim eğitimden ilerleyebilirsin. oldukça iyi gidecektir. Ama temel Java'yı bilmiyorsan eğitimi izlerken şey yapma. Ya bu ne kötü ya falan hiçbir şey anlamıyorum deme. Çünkü ağır bir kurs. Onu, firmalara veriyoruz onu yani. Bugün İş Bankası'dır, orasıdır, burasıdır. O eğitimleri şey yapıyor. Eğer hani temelini oturttuğunda şey yapacaktır. O eğitim çok faydalı olacaktır. Herhangi bir sorun olduğunda da her zaman sorabilirsin. Bu sorunu çözeriz yani Melisa. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet başka soru varsa alalım. Çete gelen bir soru var yine. Ee, algoritma mantığını en iyi anlayabileceğimiz yazılım dili sizce hangisi diye sormuş. Valla biz mesela algoritma soruyoruz şirkette mülakat olarak. Ben diyorum ki Java'da yaz, Python'da yaz demiyorum. Diyorum ki bana o algoritmayı sudo kod yani insan gözüyle kod. Önce if şunu yaparım. Aynen şöyle yazdırıyoruz. If bunu yaparım. Else ondan sonra bunu yaparım. Bildiğim böyle yazdırıyorum. Yani algoritma öğrenmenin dili yok bence. Yani algoritmayı Java'da da öğrenirsin, Python'da da öğrenirsin. Python'da yazarken işte if elif yazarsın. Java'da yazarken if else if yazarsın. Aradaki fark budur veri yapılarında. Her dilde öğrenebilirsin. Her dilde veri yapıları var. Algoritma yapısını öğrenebileceğin için şu dile git diyemem. Yani her dilde öğrenebilirsin. Önemli olan mantığını kavramak. Algoritmanın algoritma niye var? Mesela Binary Search benim hangi işimi kolaylaştıracak? Ne, ne işe yarıyor temelinde? Bunları bilmek lazım. Evet. Ben başka... de bir şey sormak istiyorum. Belki biraz kişisel olacak. Siz Java'ya nasıl başladınız? Yani niye Java? Valla şansa başladım. Hani okula geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum üniversite bir de e çok ama şey işte her çocuk şey yapar ya erkek çocuğu özellikle bilgisayar oynar aa, bu çocuk bir şey anlıyor falan bilgisayarı çok seviyor falan olur ilgin vardı bilgisayara öyle başladım bilgisayar mühendisliğini seçtim okulda Java gösteriyordu şansıma de hoşuma gitti dedim şey bunu öğreneyim madem hazır gösteriyorlar okulda ondan sonra bir baktım yürüdü yürü gitti yani böyle spesifik bir, bir dil okul sayesinde oldu. Okul başka bir dil gösterseydi bugün mesela Python konuşuyor olabilirdik. Sonra sektörde girdiğim firmalarda da hep Java kullandığım için hep Java denk geldi yani. Hani spesifik kendim tercih etmemiş idim. Ama şu an gördüğünüz gibi bir Java fanıyım. Ama bu şey demek değil. Özünde şeyiz yani. İşte Python projesi gelir ona da bakarım. C# -Sharp gelir ona da bakarım. Ama güçlü ana dilim Java'dır diyebilirim. O an problemi ne, ne çözmek, neyle çözmek gerekiyorsa o önemli. Yani elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür. Elimizden bazen çekici bırakıp diğer aletleri de almak gerekiyor ki her şeyi çivi olarak görmeyelim. Çünkü her problem çivi değil. Peki yazılıma e, C ile başlanmalı yaklaşımı ne sizin ediyorsunuz? Ya sizin yorumunuz ne? Ya, bak, Böyle ben bir yaklaşım şey... var genelde. Hep ben mesela hem kendi arkadaş çevremden hem işte okuldan vesaire genel duyulan şey budur. İşte C en temeldir. İşte bununla başlanmalı ve devam etmeli gibisinden. Ya ben şimdi şey demeyeyim yani. Onla başlanmalı. bunu. bana göre çok şey bir soru. Yani yazılımın temeline bakmamız lazım. Yazılımın Hı -hı. az önce tanımlamasını yaptık. X bir dille başla, Y bir dille başla. Yani ne fark eder? Yani Hı -hı. temelini öğrendikten sonra, mentalitesini öğrendikten sonra her dile geçiş yapabilir. Hangi dille başlanırsa başlansın. Her ama eğitim yolculuğunda bir yoğurt yeşi var. O adam C ile başladı. Java öyle bir bağlar ki kafanda müthiş oturur. Öyle bir planı olan birisi belki bu bir cümleyi demiştir. Benim kesinlikle şunla başlayayım, bununla başlayayım gibi. Ben Java ile başladım. Mesela. Abi bir örnek yani. Yine sektörde gördüğüm yine bir çok iyi yazılımcı var. Adam C bilmiyor. Ben hayatımda C kodu yazmadım öyle söyleyeyim. Bir kere yazdım falan. Yani bu, te bu tezi direkt biz çürütüyoruz. Yani şu an çürütmüş olduk yani bu. Evet. Önemli olan neyi öğreniyorsan en iyi şekilde öğrenmen yani. Bu, bu, tarz şeylere, ikilemlere, işte kafa karıştı, sislere, puslara çok takılmamak lazım. Bunlar da insanı geri götürür. Bir de kafanda bu düşünce varken düşün Java öğreniyorsun. Acaba C mi öğrensen? Aklında hep o dönecek. Java'yı da kaliteli öğrenemiyorsun bu şekilde. O an ne öğreniyorsa onu en iyi şekilde öğrenmek lazım. Bence. Kesinlikle. Yani bunu e, son dediğinizi ben de birkaç arkadaşıma mesela duymuştum. İşte mesela Python'da çalışıyor ama e, o işte bu C öğrenmesi mentalitesinde yani C'ye baksam mı diye hep kafaları mesela oradaydı. o yüzden bunu da sormak istemiştim. Bak ben yine şey Confucius'un lafı var. Ben bu arada kitap sözleri falan söylemeyi çok severim böyle. Yani dedeler gibi. E, sıkıyorsam kusura bakmayın. Şey diyor yani. İki tavşan peşinde koşan ikisini de yakalayamaz diyor. Yani çok basit bir şey aslında. Bir tanesini öğren sonra diğerine geçersin. Evet ben chatte daha soru göremiyorum. Varsa arkadaşlar bir, bir iki soru daha alabiliriz. Yoksa zaten saat 9'a yaklaştı artık. Kapatılabiliriz. Emir çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Gelmeye Sen teşekkür bundan sonra soru gelmeyecek. Soru yok herhalde başka. Chat'te göremiyorum. Galiba yok evet. Tamam o zaman kapatalım. Daha evet. da şeyi... <laughs> Rukan Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli anlatımınız için. Bu yaklaşım tarzınız için özellikle. Ne demek ben teşekkür ederim. E, katılan herkese teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. E, Udemy kupon şeyini de ileteceğim. Ama dediğim <laughs> gibi temel javayı e, şey yaptıktan sonra öğrenmeye başlayın. Bunu şey yapıyorum. E, tavsiye ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkürlerini ileten herkese de ekstra teşekkür tekrar ediyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz eyvallah.